Nasılsınız efendim? Buyurun. Geçmiş olsun. Son mektubunuzu gönderdiniz efendim. Olayın ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şahıs veya şahısları yakalamak üzere harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu saldırıyı gerçekleştiren M.M. isimli şahıs silahıyla birlikte kısa süre içerisinde yakalandı. Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis, saldırgan şahısın irtibatlı olduğu Y.Ö., Y.T., M.T., K.S., M.M.K., M.K., L.K. ve Ü.Ç. isimli şahısları da gözaltına aldı. Emniyette sorgusu tamamlanan 9 kişi, Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren M.M. ve diğer şahıslar, Edirne F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan Alaaddin Çakıcı'nın adamları olduğu iddia edildi. Ekim ayının ortalarında Tekirdağ F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurumundan Edirne'deki kuruma nakledilen Çakıcı, naklinden 4 gün sonra terör örgütü DHKPC üyesi bir mahkumun saldırısına uğramıştı. Çakıcı, yaşanan olayın ardından saldırgan şahsı etkisiz hale getirmiş ve olayda ihmali olduğu düşünüldüğü bir ceza infaz memurunu da yaralamıştı. Yaşanan olayın ardından Çakıcı'nın adamları F tipi cezaevinin önünde uzun süre nöbet tutmuştu. Cezaevinde bulunan Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle birkaç kez Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilmişti. Son olarak dün öğle saatlerinde cezaevinden alınan Çakıcı, fizik tedavisi için üniversite hastanesine getirilmişti. Çakıcı'nın hastanede bulunduğu sırada onu sevdiğini söyleyen M.M. isimli şahıs tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü'ne saldırı düzenlendi. Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, malum şahsın bir yakını tarafından açılan ateşte aracın hasar gördüğünü, ancak cezaevi müdüründe bir sorun olmadığını söyledi. Müdür için gerekli güvenlik önlemlerini alacaklarını ifade eden Şahin şunları söyledi. Zaten korumada vereceğiz. Onun lojmanında da değiştirmeyi düşünüyoruz. Kendisinin tutuklanıp tutuklanmadığını bilmiyorum ama Edirne için hoş bir durum değil. Bu konuda üzgünüm. Olayın oluş nedeninin bir husumetten kaynaklanmadığını dile getiren Vali Şahin, aralarında bir husumet yok. Sadece o malum şahsı çok sevdiğinden dolayı bu işi yaptığını ifade etmiş. Çok seviyormuş dedi. Gazetecilerin o malum şahıs Alaaddin Çakıcı mı sorusuna Şahin, ben isim vermedim, malum şahıs dedim. O maluma, şahsa artık siz ne derseniz, ben isim vermedim cevabını verdi. Falan değil, sadece o malum şahsı çok sevdiğinden dolayı bu işi yaptığını ifade. Çok seviyorum. Evet. Tamam. Teşekkürler. Efendim? Çakıcı'dan bahsediyorsunuz. Ben isim vermedim. Ben malum şahıs dedim. O malum şahıs artık siz ne ders? Ben isim vermedim. Haklı gönderdim. Gram diye bir olay yok. Eğer olsam buraya tekrar getirilmem.